Merhaba, ben Esen Bey. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis susamlı bir tavuk tarifi yapacağız. Şu an önümde buram buram kokuyor. Gerçekten inanılmaz lezzetli gözüküyor. Bir tadına bakacağım. Sonra size hızlıca nasıl yaptığımızı göstereceğim. Ama önce bu restoranlarda yiyip evde de yapabileceğiniz tavuğun bir tadına bakalım. Çok iyi olmuş. Gerçekten nefis. İşte şimdi bu tavuğu nasıl yaptığımızı hızlıca göstereyim. Susamlı tavuk için gerekli malzemeler 500 gram kemiksiz tavuk but, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası, 1 tatlı kaşığı toz zencefil veya taze zencefil, 2 yemek kaşığı susam, 3 yemek kaşığı soya sos, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı susam yağı, 2 diş sarımsak. Onun dışında tuz ve karabiber kullanacağız. Susam tavuğu yaparken 2 tane karıştırma kabına ihtiyacımız var. Burada yaptıktan sonra ocakta nasıl bitireceğimizi göstereceğim. Önce tavukları şöyle bir kasenin içine koyacağım. İçine mısır nişastasını şöyle. Ayçiçek yağını. Ve toz zencefili şöyle ekleyip güzelce karıştıracağım. Sonra bunu ocakta güzelce soteleyeceğim. Eğer ocakta yapıştığını düşünüyorsanız içine bir tatlı kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyebilirsiniz ama kendi yağını da bırakacak zaten. Şimdi bunu böyle kenara alıyorum. Bu tavuğun hazır olan kısmı. Gelelim sos kısmına. Onun için soya sosu, şöyle balı, onu bir kaşıkla alacağım dibindekiler de gelsin şöyle, tamam. Susamları. Şöyle susam yağını ve 2 diş sarımsağı şöyle bir sarımsak eziciden geçirip koyacağım. Güzelce karıştıracağım. Sonra da ocakta nasıl bitirdiğimizi size göstereceğim. Ben gene riske atmamak için şöyle yarım tatlı kaşığı kadar, yemek kaşığı kadar yağı koyuyorum. Ve onun içinde tavuklarımı güzelce soteleyeceğim. Bir tatlı kaşığı yağı tavamda ısıttım. Şimdi tavukları içine alıp güzelce soteleyeceğim. Tavukları güzelce soteledim. Şimdi içine hazırladığım sosu güzelce döküyorum. Ve tatlı bir kıvam alana kadar, hafif koyulaşıncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Çok iyi olmuş.